Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler, saygılar. Bugün sizler için çıtır çıtır sandviç ekmeği tarifi hazırladım. Buyurun bu tarifin yapımına geçelim. 1 paket kuru maya ve 1 su bardağı ılık su, 2 adet küp şekeri de alıp maya ve şeker eriyene kadar karıştıralım. 1 çay bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağını da ekleyip karıştıralım. Üzerine kontrollü bir şekilde ununu ilave edelim. İlk etapta 3 su bardağı un, 2 tatlı kaşığı da tuzunu ekleyip karıştıralım. Gerektikçe üzerine un ilave edelim. Ben 4,5 su bardağı un ilave ettim ve tam geldi. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar güzel yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru 45 dakika mayalanmaya bırakalım. Hamur mayalanırken biz de üzerine süreceğimiz yağı hazırlayalım. 1,5 yemek kaşığı yumuşamış tereyağını bir kasenin içerisine alıp üzerine bir diş sarımsağı ezelim. Ve bir tutam maydanozu da ince olacak şekilde doğrayıp yağın üzerine ilave edelim ve kaşıkla veya çatalla güzel karıştıralım, kenara alalım. Pişen ekmekleri servis için soslu tavuk hazırlayalım. 1 adet yumurta, yarım çay bardağı süt, kırmızı toz biber, tuz, kekik, karabiber ve zerdeçal tozu ekleyip karıştıralım. Yarım su bardağı da unu ilave edip hafif koyu bir kıvamda sos hazırlayalım. 450 gram doğranmış tavuk göğsünü de sosun içerisine alıp karıştıralım ve kenara alalım. Tavayı ocağın üzerine alıp içerisine sıvı yağ ilave edip yağı kızdıralım. Kızaran yağın içerisine hazırlamış olduğumuz soslu tavukları alıp arkalı önlü güzelce kızartalım. Kızaran tavukları tabağın üzerine alalım. Ve bütün tavukları kızartana kadar aynı işlemi uygulayalım. Hamur mayalandıktan sonra havasını alıp 6 eşit bezeye hamuru keselim. Her bezeyi pürüzsüz yuvarlayalım. Ve bezeleri merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Küçük bir kaseye sıvı yağ alıp böyle fırça yardımıyla hamurun yarısına sıvı yağdan sürüp ikiye katlayalım. Ve fırın kağıdı serili tepsinin üzerine hamurları alalım. Ve diğer bezelere de aynı işlemi uygulayalım. Yağı sürmemizin sebebi açacağımız zaman hamurların kolay açılması için. Hamurları tepsiye aldıktan sonra hazırlamış olduğumuz tereyağlı karışımdan hamurların üzerine fırça yardımıyla sürelim. Son olarak da rendelenmiş kaşar peyniri üzerlerine serpelim. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayarda kızarana kadar hamurlarımızı pişirelim. Sandviç ekmekleri fırından çıktıktan sonra ılımaya bırakalım. Sandviç ekmeklerini böyle ikiye açıp içerisine marul, kaşar peyniri, domates, roka, pastırma bu şekilde kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. İçerisine az pişmiş yumurta da çok yakışacaktır. Dilerseniz o şekilde de servis edebilirsiniz. Ben iki çeşit hazırladım. Diğerini de yine marul ve kızartmış olduğumuz tavuklardan ve herhangi bir sosla da içerisine bolca sıkıp bu şekilde de çayın yanına atıştırmalık olarak hazırlayabilirsiniz. Her iki türlü de çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Sandviç ekmeklerim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.